Ne hikmetse o da benim çile. Aslında çok güzel. Sayın Ayşe İksel'im, Ayşe Yavri. Alkışlıyorum kendisine. Yönetim olarak kendisine çok değer veriyoruz. Bir köy olarak da ben kendisine çok değer veriyorum. Çünkü Fethiye'yi evimize taşıyor. Yapmış olduğu o görevlerle. Videosunu çekiyor, paylaşımlarını yapıyor. Ve biz dolu dolu Fethiye'yi her zaman Ali Seyit abi sayesinde yaşça biliyoruz. Ali Seyit abi sana teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, davetinizi kabul ettin. Hoş geldin sana. Ben bu gece bu kadar konuşacağım. Fazla konuşmayacağım. Son günlerde belki gelişen farklı farklı durumlar var. Ne oldu usta? Ne oldu? Son günlerde olmuş olan olaylara zaten girmeyeceğim. Önce sen de bir dinle beni. Değil mi usta abi? He. Tamam anladım da. Onu düşünen sadece sen değilsin. Okey. Teşekkür ediyorum. Girmeyeceğiz zaten bu konulara. Biz bugün burada gördük ki Fethiye'nin kendi kendisine yetiyor, kendi kendisini desteklemesini biliyor. Zaten burası da yeri değil. Bizim bugün bir cenazemiz oluşmuş. Bu her şeyin üstünde olan bir şey. Buradan da şunu belirtmek istiyorum ki Haydar Köy'ümde zaten başta belirtti. Biz cenaze sahiplerinden izin alaraktan bu gecemizi gerçekleştirmeye yürüdük. Eğer ki cenaze sahipleri demiş olsalardı ki biz bunu doğru bulmuyoruz arkadaşlar. O zaman gerekeni muhakkak yapacaktı. Onlara da buradan başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Gönül abla benim de çok sevdiğim bir ablamdı. O da Fethiye'nin, burası da Fethiye'nin gecesi. Bu hayatın içinde bizim yaşadığımız gerçekler. Geriye kalan sözlere hiç gerek yoktur. İşte gerçek budur. Biz bugün varız, belki yarın yokuz. Ama Fethiye'nin başta dedim ya, Fethiye kendi kendisine yetiyor. Buradaki olan insanlar işin rengini anlamış durumda. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımızı eğiliyoruz. Sağ olun.